Sizin de daha önce radyoda bir röportaj yapmıştık. Orada da sormuştum. O zaman Berat Bey görevdeydi. İstifa etti Sayın Albayrak. Hep aranızın kötü olduğu iddia edilir, söylenirdi. Ben o zaman da sordum. Siz yok öyle bir şey falan dediniz. Hatta köylüm falan diyorsunuz galiba, değil mi? Aynı topraklardan geliyorsunuz. Karadenizlisiniz. Berat Bey istifa ettikten sonra konuşuyor, görüşüyor musunuz? Yani şöyle söyleyeyim. Siyaset ve Türkiye yönetiminde hepimizin başına her şey gelebilir. Bir kere biz Allah'a inanan insanlarız. Bu konuda herhangi bir sapmamız söz konusu olamaz. Yani yarın şu olabilir veya bu olabilir, eyvah nasıl olacak diye bir şey. Ama Berat Bey'le ilgili birkaç şey söylemem gerekir. Birincisi şu, siyasal zihni ve düşüncesi AK Parti'de benimle en çok örtüşen kişi Berat Albayrak'tır. Çok ne söylüyorum? Sayın Cumhurbaşkanımızı tabii haddim diye böyle bir şey. Bir daha söyleyeyim istersen. Çok tamam, anladım. Niye bir daha söylüyorsun? Yani Türkiye'nin milli ve yerli politikalarının, Türkiye'nin uluslararası duruşunun netliği açısından ve Türkiye'nin gelecekte yapması açısından Berat Bey'in kafası billur duruyor. Hiçbir kafasında herhangi bir soru işareti söz konusu değildir. Hiç. Ve burada bunu en iyi bir şekilde beraber yıllarca götürdük. Hiç burada en ufak bir sapmamız olmadı son güne kadar. Yo, bütün o kavgalar yani falan yalan. Bütün yoğunluğumuza, bütün yorgunluğumuza, bütün işimizin birbirimiz, çünkü o bir dev işle uğraşıyor. Ben de başka bir işle uğraşıyorum. Yani bütün buna rağmen burada gelişen olaylar karşısında reflekslerimiz hiçbir fark olmamış. Bunu şunun için söylüyor değilim. Yani Türkiye'nin iyi yetiştirdiği insanlardan hakikaten bir tanesidir. Ama siyasetin, devlet yönetiminin kendi adına bu tip şeyler olabilir, sonuçlar olabilir. Bu benim açımdan da olabilir. Bu bizim kabulümüzdür. Ve burada bence ekonomide çizmek istediği yol da esas itibariyle çok perspektifi de ve Türkiye'yi taşımak istediği nokta da bizim yani millilik ve yerlik çizgisinde bir nokta. Yani bundan da herhangi bir şey şüphe yok. Ancak biraz önce söylediğim gibi bu iradede Sayın Cumhurbaşkanımız, yani ben şuraya kadar seninle çalışırım, şuraya kadar seninle çalışırım diye şeyini ortaya koyabilir. Biz de buna razıyız. Yani bu razılığımızın dışında herhangi bir şey söz konusu değil. Konuştun mu dedin, şeyden sonra yani ailesiyle, sevgili babasıyla konuştum, sağ olsunlar. Yani kendisiyle konuşmadın mı? Yok, kendisiyle konuşmadım. Niye? Yani çünkü şundan, ya bu dönemi biraz rahat geçirsin istiyoruz. Hı. Kendisinin de böyle bir tercihi, sadece benim açımdan değil, birçok insan açısından böyle bir tercih olmadığını biliyoruz. İnsanların bu dönemlerde biraz bu yorgunluğunu, çok önemli bir yorgunluktan geçti. Ondan sonra konuşacak çok vaktimiz olur.